Yavuz'a ihtiyacım var Leyla. Annesi bir yandan bastırıyor. Duyduğum kadarıyla İskender'de yanına çekmeye çalışıyor çocuğu. Burada sen çok önemli bir faktörsün. Anlıyorum. İnsanın içinde bir şeyler kırıldı mı tekrar aynısı gibi olmaz. Ama sana çok ihtiyacım var. Ne yapmamı istiyorsun abi? Soğuk yap. Tavır yap. Ama bitti bu iş, yapma. Eğer Yavuz senden de umudunu keserse gider İskender'in kucağına oturur. Bize ne, nereye oturuyorsa otursun abi. Düşmanlarımız güçlenir diyorum Leyla. İstemezsin değil mi böyle bir şey? Hele de Ayşe'nin İskender'e göz kırptığı şu günlerde. Bir de Yavuz'u oraya kaptırırsak çok yanlış olur diyorum. Bu yüzden mi ablamla Kaan'ın sözlenmesine karşı çıkmadın? Ben karşı çıktım. Karşı çıktım çıkmasına da. Zeynep kendisi kararını verdi. Ha, düşmanlarımız güçlenmesin diye değil. Düşmanımız olmasınlar diye verdi o kararı. Yani herkesin yaptığı boşa gitmesin diyorum. Tamam da ben şimdi ne diyeyim de boşanmaktan vazgeçtim diyeyim. Sen bir şey deme. Ben abi olarak araya girmiş olayım. Akşam bir araya gelelim. Ben gereğini yaparım zaten. Yeter ki sen ılımlı ol. Peki abi. Teşekkür ederim. Hadi gel, çıkalım yukarı. Nasıl hemen eve geçmiş? Ölecek az kalsın dediğiniz adam. Halil İbrahim dayısı toparlanınca onu hastanede tutmamıştır. Götürmüştür eve. Ha, Fikret Halil İbrahim'e gideceğim demişti. Demek ki o yüzdenmiş. Ne yapacaksın? Sen de gidecek misin Yeşil'le? Yok. Ben gitmeyeceğim. Ben perdeci çağırdım. Nedim anne, çok karanlık geldi ev. O yüzden yani sadece bir fikir alalım. Fikir için çağırdım. Yani bu evde Ayşe'den hiçbir şey kalmayacak diye tutturdun değil mi kızım? Oldu olacak. Evi başımıza yık bizim. Allah Allah. Ayrıca o perdeleri ben aldım. Ayşe de öyle zevk ne arar? Öyle deme Nedim'e. Zamanında Fikret'i aldı. Demek ki zevkli. Halacığım, tabii ki hepimiz hata yapıyoruz. İnsanız yani. Ama Fikret çok gençmiş Ayşe onu kafeslediğinde. Oh. Ayrıl adamla. Kim kimi kafeslemiş? Yok hayatım, biz çok eskilerden bahsediyoruz. Önemli bir şey değil. Hmm. Anne. Akşama misafirimiz var. Kim geliyor oğlum? Damla, annenleri çağır. Akşam hep beraber bir yemek yiyelim. Hayır olsun Fikret'im. Hayır halacığım, hayır. Leyla'm sağ olsun beni kırmadı. Yavuz'la boşanma işini tekrar değerlendirecek. Ben de dedim akşam hep birlikte şöyle ailecek bir yemek yiyelim. İyi yapmışsın oğlum, iyi yapmışsın. Çok iyi düşünmüşsün Fikret. Ben hemen haber veriyorum. Abi sen Derviş dayıyı görmeye mi gideceksin? Evet. Ben de gelseydim seninle. Ya yeter daha yeter. Bırakın adam iyileşsin ya. Hem benim Halil İbrahim'le konuşacaklarım var. Ha, senin de konuşacakların varsa buyur gel. Yok. Benim konuşacak bir şeyim. O zaman otur oturduğun yerde Zeynep. Bak kardeşim burada. Oturun, konuşun, dertleşin. Akıl ver. Diyeceğim de, sende olmayan şeyi nasıl vereceksin değil mi? Abi. Hadi sakin ol, sen de oturuyorsun. Hadi bak, misafir geliyormuş, kalk. Oturuyorum yani, daha da Nergis bu evde yemek yer mi onu bilmiyorum da. Hadi çenen çalışmasın, elin çalışsın. Hayır. Gel kızım sen de Elif, hadi. Abla, yeterince bu aile için kendini feda etmedin mi? Artık kendi mutluluğuna, kendi hayatına mı baksan? Leyla, sen ne yaptın az önce? Abin için kendini feda etmedin mi? Ben buna alışığım.
Asiye dede evlensin. Rızvan dede evleneceksin. Nergis dede çocuk doğuracaksın. Abimi mi kıracağım? Biraz da onun dediği olsun. Elbet bir gün ben de bir şey derim. Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Fikret. Hoş buldum. Buyur. Derviş dayı nerede? İçeride. Çıkarken uğrarsın. Kardeş, bir süredir konuşamadık. Bu İskender Yavuz'a çengeli attı. Tahmin mi, bilgi mi? Şota'ya takip ettiriyorum. Anladığım kadarıyla Leyla da Dursun'un ölümünü mutlulukla yaşadığı için tutamamış ağzını, açık vermiş. Ayşe'si bir taraftan, Gamze'si bir taraftan. Kısacası işin gizli bir tarafı kalmadı. Hastanede sana ters yaptı. Bir şeyler sezdim. Ama İskender'e koşacağını da düşünmemiştim. Onun bir tane de dayısı var. Mithat. Şimdi de o gelmiş. Ailenin reisi benim diye. İskender bir de onu alırsa yanına. Yiyeceği işimiz var yani. O herkesin yanına gider. Ben tutarım onu. Akşam da ortam yumuşatmayı eve davet ettim zaten. Ya iş çıkmaza girerse... her ne kadar istemesem de Yavuz'u da götürmemiz gerekebilir. Bilginiz olsun. Yavuz kardeşini seviyor Fikret. Şu an için dönülmeyecek bir yola girmez. Sen de öbür kardeşimi seviyorsun Halil İbrahim. O kadar dönülmeyecek yollara giriyorsun ki. Babanı öldürmedim Fikret. Seni de öldürmedim. Yanlış anlama. Bunları Zeynep'i sevdiğim için yapmadım. Zeynep de seni seviyordu Halil İbrahim. Leyla Yavuz'u sevmiyor diyorum. Sen bir şey yapma diyorum Fikret ben de. Yavuz'a bir şey yapılacaksa sen yapma. Ben gider konuşurum onunla. İskender'in çengelini çıkarabilirsek devam ederiz. Yoksa yapacak bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.